Eğer bir önlem almazsa Fransa içlerinde de sosyalistler ayaklanabilirdi. Ayrıca Troçki, çeşitli Avrupa ülkesinde sosyalizm aşılamaya devam ediyordu. Bu İngiltere'nin hiç hoşuna gitmemişti. Sovyetlerin bu politikalarına karşı bir şeyler yapması gerektiğini farkındaydı. Ancak İngiltere, Nazi Almanya'sında bir tehlike olduğunun farkındaydı. Ancak Sovyetlerin sosyalizm yayma politikası çok tehlikeli bir hal alıyordu. Özellikle müttefikleri Fransa'da. Troçki'nin öncelikli hedefi Fransa'ydı. Eğer Fransa'da devrim başarılı olursa, oradan Almanya'ya, hatta İngiltere'ye bile sıçrayabilirdi. En kötü ihtimalle Almanya'nın iki tarafı da sarılırdı. İspanya üzerinden Fransa sınırına giren komünistler, Fransa içindeki halkı örgütleyip parti gücünü arttırıyordu. Fransa zor bir durumdaydı. İçindeki komünizm artışını durduramıyordu. Son çare olarak Komünist Parti'nin faaliyetlerine son verince hükümet çok büyük bir tepki topladı. Troçki'nin 4. Enternasyonel'i ilan etmesiyle Fransa'daki tepkiler bir ayaklanmaya, ayaklanmalarına güç kazanılmasıyla birlikte bir devrime dönüşmüştü. Dünya tarihine bu durum 2. Fransız Devrimi olarak yazılacaktı. Fransız Kızıl Ordusu ve Fransız Kara Kuvvetleri çok çetin bir savaşa girmişti. İngiltere ve şaşırtacak bir şekilde Almanya Fransız Kara Kuvvetleri'ni desteklerken Sovyetler Birliği ve İspanya'da Fransız Kızıl Ordusu'nu destekliyordu. Bordeaux'taki ordunun asıl amacı İspanya sınırına ilerlemekti. İspanyol askerleri ve Kızıl Ordu tüm güçleriyle İspanya sınırına ilerliyordu. Eğer sınırı ulaşırlarsa Fransa'yı desteklemek çok kolay olacaktı. Calais'taki ordular ilerlemeye başlamıştı. Ancak Alman ve İngiltere ordusunun cepheye gelmesiyle Calais'taki Kızıl Ordu imha edilmişti. Bordeaux'taki askerler ise İspanya ile sınır olmayı başarmıştı. İspanya'dan çok rahat takviye alacaktı. Calais'taki orduların Bordeaux'a gelmesiyle Bordeaux cephesi sıkıntıya girmişti. Ancak Sovyet askerlerinin Bordeaux'a ulaşmasıyla cephede ilerleme sağlandı. Ayrıca Bretonya'da çıkan Kızıl İsyan'la beraber Paris'e Kızıl Ordu girdi ve Fransız Devrimi gerçekleşti. Fransa'nın komünizmle yönetilmesi özellikle Almanya'yı çok büyük etkiledi. Ancak Fransa'nın savaşı bayağı yıkıcı olmuştu. Bu da Fransa'nın oldukça zayıflamasıyla sonuçlandı. İngiltere artan komünizmden oldukça endişeliydi. Bundan dolayı Almanya ve İtalya ile ilişkileri geliştirmeye başladı. Almanya İngiltere'nin bu tutumundan iyi yararlanarak Çekoslovakya'yı işgal etmişti. Sovyetler çok büyük bir sorun olarak gözükse de Almanya'da aynı derecede tehlikeli bir devletti. Ancak komünizm düşmanı olduğundan aranan silahtı. Ancak İngiltere sanılanın aksine Almanya'nın da tehlikeli bir devlet olduğundan az çok farkındaydı. Ancak daha demin dediğim gibi önemli bir silahtı. Hitler'in bir sonraki hedefi Danzig'ti. Sovyetler alınan istihbaratlar sonucunda Polonya'yı koruyacağını tüm dünyaya duyurdu. İngiltere büyüyecek olan Alman tehlikesini durdurmak için Polonya'yı koruyacaktı ki Sovyetlerin bu duyurusu üzerine Polonya garantörlüğünden çekildi ve olası bir Alman-Rus savaşına tarafsız kalacaktı. Almanya Rusların blöf yaptığını düşündüğünden politikasından vazgeçmedi ve devam etti. Ancak Ruslar kesinlikle blöf yapmıyordu. Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya sınırları içerisine girmesiyle Alman-Rus savaşı başlamıştı. Böylece Polonya 4. Enternasyonel'e katılarak Rusya'nın resmi müttefiği oldu. Ayrıca İspanya da 4. Enternasyonel'e katılarak Almanya'ya giden kaynakları kestiğini duyurdu. Kızıl Ordu Polonya sınırları içerisine girerek sınırda Alman ordularını karşıladı ve iki ülke arasındaki çatışmalar başladı. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bizim tarihimizde bu iki ülke aralarında çok önemli teknoloji araştırmaları yapmıştı. Ve bu araştırmalar sonucunda Almanlar Avrupa'daki savaşa çok büyük başarılar elde etmişti. Ancak bizim senaryomuzda böyle bir araştırma olmadığından askeri teknolojiler bilhassa ki tanklar eksik kalacaktır. Özellikle Sovyetler tarafındaki T-34 tankları belki de icat edilmeyecekti. Bundan dolayı cephe ilerlemeleri bizim tarihimize göre oldukça yavaş olacaktır. Senaryomuza devam edelim. İngiltere, Sovyetlere karşı Almanya'yı el altından destekler sağlıyordu. Almanya alınan destekler sayesinde Sovyet ordusunu ittirmeye başardı. Almanya'nın başarılı generalleri Polonya'daki başarılı saldırıları sonucunda Polonya tamamen düşürüldü. Kızıl Ordu savaşın başında oldukça fazla hata yapmıştı. Özellikle üretim konusunda. Naziler askeri ekipmanlara verdiği üretim önceliğini aynı şekilde uçaklara da yansıtmıştı. Ancak Sovyetler aynı önceliği uçaklara yansıtamamıştı. Bundan dolayı hava üstünlüğünü alıp havadan desteklerle birlikte Alman ilerlemesi devam ediyordu. Ancak yetersiz kaynak sebebiyle Alman ilerlemesi elbet duracaktı ve Sovyetler de bunu biliyordu. Savaşın ilerleyen zamanlarında ise Alman saldırıları
Kızılordu tarafından tutulmaya başlamıştı. Almanlar ilerlemişti ancak beklenen noktaya gelinmemişti. Başarılı Sovyet mareşalleri Alman uçak saldırılarını engellemek için cephelere anti uçak silahlarını getirmişti. Böylece uçak saldırıları bir nebze tutulmuş, bu sayede de cephelerde başarı gelmişti. Savaş başladı 2 yıl olmuştu. Doğudaki savaş tüm kanlılığıyla devam ediyordu. Ancak savaş Pasifik'te de baş gösterecekti. Japonya, ABD'ye ait Pearl Harbor'a saldırmasıyla aralarına savaş çıktı. Bu haber Sovyetlerin işine geldi. Böylece kendisine tehdit olarak gördüğü iki ülkede birbirleriyle uğraşırken kendileri sadece Almanya ile uğraşacaklardı. Ayrıca başka iyi bir haber daha geldi. Fransa, devrimin yaralarını sardıktan sonra 1941 yılında 4. Enternasyonel'e katıldığını ve Almanya'ya savaş ilan ettiğini duyurdu. Böylece Almanlar kendilerini iki cephede bulmuş oldu. Almanlar olası bir Fransız saldırısı için sınırı silahlandırmıştı. Ancak Doğu cephesindeki savaşın şiddetinden dolayı zaman zaman asker kaydırmak zorunda kalmıştı. Şimdi de Fransa 3 milyonluk dev bir orduyu Almanların üzerine salmak üzereydi. Fransa'nın Almanya'ya savaş açmasıyla birlikte İtalya'da Fransa'ya savaş ilan etti. İspanya'da Fransız savaşına dahil olup İtalyan sınırına yöneldi. Böylece artık savaş Alman-Rus savaşının dışına çıkıp bir dünya savaşına dönüşmüştü. Batıda bir cephenin açılmasıyla birlikte Doğu cephesine asker kaydırmak zorunda kalan Almanya'nın Doğu cephesindeki gücü oldukça azalmıştı. Ayrıca Doğu'daki askerlerin Batı cephesine varmadan önce Fransızlar Alsace-Lorraine'den saldırıya geçip Almanya'nın Rhineland topraklarına girmeye başladı. İngiltere ise savaşta tarafsız kalacağını duyurdu. Ancak Almanya'ya destek vermeye devam ediyordu. Almanya da çok zor bir duruma düşmüştü. Bizim tarihimizdeki gibi Batı kaynaklarını kullanamadığından, ayrıca Romanya petrollerinden yararlanamadığı için oldukça zayıf bir durumdaydı. Sovyetler ise tam tersine zengin doğal kaynaklarını verimli kullanıp tank ve uçak üretimlerini arttırmaya başladı. Ayrıca Bakü'deki petroller sayesinde oldukça iyi durumdaydı. Doğudaki askerlerini de çoğaltan Sovyetler karşı taarruza geçmişti. Arkadan tank ve uçak desteği ile birlikte Polonya sınırına kadar ilerledi. Almanlar burada bir karar vermek zorundaydı. Önce Batı mı bitirilmeliydi yoksa Doğu mu? Kararlarını vererek Batı'ya önerdiler. Önce Fransız ilerlemesini durdurup kaybettikleri toprakları geri ele geçirdiler. Ancak saldırıyı durdurmak zorunda kaldılar. Çünkü Fransızlar çok güçlü bir savunma hattı çekmişlerdi. Fransa düşmeden Doğu'ya dönülemezdi ve ellerini hızlı tutmak zorundaydılar. Sovyetler oldukça iyi bir hızla ilerliyordu. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda yaptıkları gibi Belçika üstünden Fransa'yı işgal etmeye kalktılar. Ancak aynı 1. Dünya Savaşı'ndaki gibi tarafsız bir ülkenin işgal edilmesi İngiltere'yi kızdırdı. Savaşa direkt dahil olmadı ancak bu saldırılar sonucunda Almanya'ya ambargo uyguladı ve istemeye istemeye Sovyetlerle ilişkiler geliştirmeye başlandı. Almanya alabildiği az çok kaynağı da tamamıyla kaybetti. Böylece kaynak açlığını damarlarına kadar hissetmeye başladı. Ayrıca Belçika'ya saldırılmışı saldırılmasını ancak artık uçak dahi kaldıramayan Almanya'nın Belçika sınırları oldukça zayıftı. Çift cephede savaşın verdiği olumsuzluklardan da Almanya oldukça zor durumdaydı. Doğuya yeniden dönecek olursak, Kızılordu Doğu Polonya'yı ele geçirmişti. Hatta alınan hava desteğiyle birlikte Polonya yeniden özgürlüğüne kavuştu. Bir yandan da batıdan gelen Fransız saldırısıyla birlikte Almanya'da umut tükendi. Ardından iki ülke lideri kurtarılmasını kutlamak amacıyla yapılacak barış konferansının Varşova'da yapılmasını kararlaştırdılar. Ardından artık yıl 1943'lere geldiğinde ise Kızılordu Berlin'e girmiş ve bayrağını Reichstag binasının üstüne asmıştı. Bu sırada Hitler'in intihar ettiği haberi alınsa da yerine gelen Karl Dönitz ise anlaşma zorla kabul ettirilmişti. Anlaşma sonucunda Avrupa'nın yeni haritası gördüğünüz gibi olurdu. Avrupa'da nihai komünizm egemenliği başlamıştı. Bu İngiltere'de büyük bir sorundu. Bunun için Amerikalılar ile temasa geçseler de Amerika Japonlarla uğraşmaktan Avrupa'daki savaşa hiç ilgilenememişti. Pasifik'teki savaş ise son bulmuş, Amerika'nın çıkarmaları üzerine Japonya düşmüştü. Ancak Amerika Avrupa'daki komünizmden oldukça korktu. Avrupa'da tutulan tek ülke İngiltere'ydi. Sovyetlerin ulaştığı nihai gücün farkında olan Amerika, Sovyet gücünün daha fazla ilerlememesi ve bu gücü yıkmak için çok büyük bir çekişmeye girecekti. Oldukça soğuk bir tanesine.